Daire-i İslam'ın merkezi ve rabıtası olan noktalı hilafeti elinden kaçırmamak fikriyle ve sabık sultan merhum Abdülhamid Han Hazretleri, tabi bunu şey yaptığı zaman neşederken düşürülmüş, hal edilmiş. Onun için sabık diyor. Sabık içtimai kusuratını, Abdülhamid'in kusuru neydi? Açıkça kitapta üstadın dediği yazılı olan şey şu. Sen diyor hilafet merkezinde oturuyorsun. Senin iki tarafın var. Bir tarafın Türkiye'yi, yani bir devletin başında olmak, idarecisi olmak. Bu tarafını diyor sadrazam, başvekil temsil ediyor. Senin bu vazife şahsiyetini sadrazam temsil ediyor. İkinci şeyin de sıfatın da hilafet merkezinin, bütün İslam milletlerinin ortak idare merkezinin sıfatı var sende. Onun da Şeyhülislam, senin dairende bulunan Şeyhülislam temsil ediyor. Şeyhülislam diyor bir kişi, onun gibi diyor o kadar yani bilgi de, derecesi bakımından adamlar, alimler var ki senin Şeyhülislam'ın sözünü dinen dinlemeye mecbur değiller. O zaman ne olacak? Üstadın kendi ifadesi, teşeffütü ara. Anlayış anarşizmi. Öyle ortalık karışacak. O zaman Abdülhamid'in durumu ne olacak? Ne yapıyor? Türkiye'den ve İslam memleketlerinden işe yarayan, bilinen, meşhur, malum, yani fikriyle, ilmiyle ve kemalatıyla tanınan, asokasızı geçerlilik cihetiyle cemaatleri bulunan o şahsiyetleri İstanbul'da topla, şura yap. Onların vereceği karar her alimi, her şeyhi bağlar. İslam dünyasını bağlar. En azından küçük yolu bir icma-i ümmet olur. Sen de bunların çıkardığı kanunu tatbik edersin. Yani sadrazama verirsin. O da bunu icra eder. Sen de selameti bulursun. Bunu dinlemedi. Kusur bu işte. Ana kusur, temel kusur, kitapta yazılı olan eksiklik bu. Ama Abdülhamid de bunu kabul etmez bir durumda değil, fakat çok korkuyor, evham ve endişe ediyor. Çünkü masonlarla karşı karşıya. Onun kuyusunu kazıyorlar. Abdülhamid bir tahttan düşürülsün. O engelimiz kalksın. Türkiye'yi ele geçirmek için projemiz yürüsün